Diğer filmler gelecek mi? Vallahi abi, misin? E, yok daha çekmeyeceğim. Şimdi araya serseri bir şey, evet. yani <laughs> şiş kebap gibi bir domates bir ben. Şimdi benim Peki bunun Gora zamanı... özür dilerim, kültleşmeyeceğini, kültleşmeyeceğini, bunun klasikleşmeyeceğini ya da başka bir deyimle ve bunların bir süre sonra hakikaten senin yüz akın işler arasında Bence e, görülmeyeceğini nereden biliyorsun? Bir yandan da bunları üret. Şey bilirsin sen. Endülüs köpeği. Le Chien Andalü hikayesi. Bu bunu elin işte şeyler Salvador Dali'lerle Dali <laughs> beraber yaptıkları bir iş. O çok söylenir. Yani hala öyle midir bilmiyorum. 50 kişilik küçük stüdyo tarzı bir sinema salonunda vizyona giriyor. Özelliği şu 20'lerin filmi sanıyorum yok, ki 20'li yılların filmi 1920'lerin 50 kişilik bir sinemada oynuyor ve hala 50 kişilik bir sinemada oynuyor. Benim bu var, sinema bir, için mesela kork, benim var böyle çok hayallerim. Çok uç bir örnek korkunç bir örnek uç çünkü o ancak sinema filmi olarak yapılabilirdi bir tiyatro değil o. Eyvallah. Ama bazı işler var yani kendi ülkesinin sinemasında hakikaten tarihi değiştirmiş, başka bir yol açmış. Bir de başka bir şey var. İlham vermiş insanlara, gençlere ilham vermiş. Yoksa bak şu şurada kalacaktık. Ben tabii ki Şahan'la ilgili kötü bir şey söylemek istemem. Nuri Bilge Ceylan'la da ilgili kötü bir şey söylemek istemem ama yani şu iki aradan da çok sıkılıyorum. Nuri Bilge Ceylan Şahan Gökbakar Lan arada çok acayip bir mesafe var yani. E, hayır aslında hiç yok biliyor musun? Yok Sana mu? bir haberim var. Ha. Mesela... <laughs> vallahi Ya Okan bu çok çarpıcı bir örnek. Bunu defalarca söyledim. Karambole kaynıyor. Şimdi... E, Gökhan Tiryaki... Ha. Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeni... Şahan'ın da Celal'le Ceren'in görüntü yönetmeni. Ha. Ha. Yani... Bunlar böyle bambaşka dünyalarda üretilmiyor bu filmler. İnsanlar bunlar böyle tuhaf tuhaf kamplar var. O gelmesin. Biz, biz komedi yapıcık falan diye. Böyle bir şey yok. Film yapanlar aynı insanlar. Birbirlerini dövdürmeye çalıştıkları adamlar filmci işte. Birisi macerasını öyle sürdürüyor. Birisi öyle sürdürür. Birisi böyle sürdürür. Yani artık bunlar zevke hitap eden bir şeyler üzerine konuşmak için vaktimiz var. Ayrıca biz niye konuşalım ki? Biz yapalım. Sonra konuşulur yani. He. Biz He. nasıl şu anda konuşuyoruz? Diyoruz ki 60'ların Türk sineması, 70'lerin sineması, seks filmleri furyası falan diye bir konuşuyoruz ya. He. E şimdi bizim konuşacak vaktimiz yok. Ki, bizim yapma vaktimiz yani. He, sonra doğru. konuşsunlar. Doğru. Biz şimdi birbirimizi doğru. konuşuyoruz hep. Akranlar, doğru. işin içindekiler, sen öyle yaptın, sen böyle yaptın. Eleştiren de öyle eleştiriyor. Bence böyle durun He. abi yani yapalım Ama ya. sinema konusunda da yani aslında bu kadar tabii teknolojiyle, teknolojiyle birebir yürüyen, teknolojiye mahkum olduğumuz yani izleyici alışkanlıkları teknolojiye mahkum. Tabii. Dolayısıyla mesela ben... Ben 60 dakika mesela beni buradan cezbetti. Evet, evet. Daha doğrusu yapma cesareti verdi. Yani dijital platformda 60 dakikalık öyküler, izleme meselesi 10. yılına girince ben dedim ki bunları ben 60 dakika yapacağım. Yani böyle bir izleme alışkanlığı var çünkü. Peki mesela ben yine şeyleri izlerken eleştirilerle ilgili eleştirileri izlerken şeye rastladım. Yani şu çok söyleniyor. Mesela üç şişman hipster, bir şişman hipster, bir kadın hipster olma. E, diyor ki mesela bence diyor e, mecrası yanlış. <laughs> yani yani diyor ki pazarlama ile ilgili konuşuyor. Tabii tabii yani. Şimdi diyor ki ya bak biz mi anlamıyoruz ya da bu bu insanlar şunu yani şu kesinleşti mi biraz kafa da karıştı mesela işte Yılmaz'ın filmini tabii aynı tabii. anda şeye vermesiyle Netflix'e vermesiyle kafa. Yani şöyle bir sınıflar var. Bu film sinema salonuna değil de şeye dijital platforma. Doğru. Bu dijital platformlu işi. Bu şeyin işi. Yani bunlar fikir ya bunlar ama. Ama bir şey yani. Bunlar, yani, bunlar bir bir şey herhangi, bir anlam etmiyor mu? kafasında bir şey mi var? Format. Ya, şu, bir tanımlamam var bizim bilmediğimiz yani seyirci olarak ya da eleştirme olarak şunu mu söylüyor yani hmm, dijital platform burası dijital platforma gitsin hani posta dağıtımı gibi şunlar şu evlere dağıtın bana ifade bir şey mi ettiği var? şey hani hatırlar mısın bir şey vardır ee, yani straight to video diye bir şey var yani ha. direkt yalnızca video kasete üretilen sinema perdesine evet. çıkmayan evet. filmler için söylenir acaba böyle bir anlam ifade eder bir hale mi gidiyor dijital platform halbuki değil. Çünkü onlar da çok büyük ve şık, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesele sinema perdesinde ne olacağını karar vermekle ilgili kendini bir yerde hissetmek. Orada problem var. Çünkü ben bunun daha kabasını gösteriyi sinema perdesinde gösterince de yaşadım. Olur mu böyle şey diyor. Ya böyle şey oldu oldu. Çok oldu. Yani 82'de oldu Amerika'da. 84'te oldu. Yani oldu. Bir stand-up gösterisi perdede gösterildi. Bu yepyeni bir şeydi ki. Ya bilmiyorsan bari bilmiyorum de. Olur mu canım sinema perdesinde? Her şeyde bir, bir tuhaf bir kutsallık. Bunu mesela kaseti geri sarıyorum. Söktü bu eleştirileri bir. Bir kadın var değil mi? <laughs> kaseti, geri, <laughs> kaseti geri sarıyorum. Gazeti geri sarıyorum. Şu şurada olur mu? Bu burada olur mu? Denilen bir dünyada yaşıyoruz ya. Hı. E şu anda mesela ben Instagram'da bir tane yemekçi izliyorum. Subangelenin yanına pilav koyan çocuk. Hani var ya böyle. Var var böyle işte hoşafla başlıyor. Arnavut ciğeri koyuyor içine falan böyle. Sonra da sunuyor bıyığını buruyor falan. Şimdi böyle bir çocuk var. Şimdi ben çağın şahidi olarak şunu söylüyorum. Yani bunlar oluyor da. <gülüyor> <gülüyor> Onu görme. Siz gördünüz mü çocuklar? Bilirsiniz değil mi o tuhaf yemekler? <laughs> Allah selamet versin. Yani ben bu çağda bunlar oluyor da. Yani bir pirzolayı altına bulama falan onlar oluyor da. Ya yani her şey oluyor da. Bu film orada olmaz. <laughs> Valla yani bu, bunlar fikir. Bunlar fikir, Hı. yöntem ve işin pazarlamasıyla alakalı bir şey. Dijital platform bana gelip teklifte bulunuyor. Hı. Uzun yıllardır bir sürü mecrada. Ben kafama yatanı yapıyorum. Hı. Dolayısıyla o arkadaşımın yani önerisini... Ee, şey olarak alıyorum ben yani bunları buraya yakıştırıyorum diye düşünüyor herhalde. Okey. Belki de ben de yakıştırıyorum. Belki ama... izleme alışkanlıkları açısından yani belki gençler ya yani şöyle şeyler de bir iki yerde duydum yani diyor ki. E, dijital platformda olur, sinema salonunda e, falan ya da şu şey. Ama mesela Ama sineması... Netflix'te de var hikayeler bizi biz yapan filmler diye bir şey var. belgesel. evet evet evet. evet. Var, İzledim onu. Dirty mesela 4 Dancing. 4 Dancing hakikaten bir video zincirinin finanse ettiği ve çok iyi Video örnek. zinciri home video olarak yapılmış, yapılmaya çalışılmış sonra patlamış. sinemada patlamış e, bir iş. Peki.